Arkadaşlar merhaba, ben Ayşe Hoca. Bugün sizinle beraber ses bilgisi üzerinde duracağız. Hatırlarsanız daha önce ufak bir değinmiştik ses olaylarına vesaire. Bugün de normal müfredatta zaten şu anda tekrar etme aşamasında olacaktık ses bilgisi konusunu. O yüzden sizinle küçük bir giriş yapıp daha sonra sorular üzerinden pekiştirmek istedim ses bilgisi konusunu. Şimdi öncelikle ben seslerin yani harflerin tanımıyla başlıyorum. Diyorum ki Türkçe'de sesler ses yolundaki biçimlendirişlerine göre ikiye ayrılıyor. Ben zaten alfabe ve harfleri zaten biliyorsunuz. Alfabemizde 29 harf olduğunu, bunların 8'ine ünlü, 21'ine ünsüz dediğimi biliyorsunuz. Ünlülere aynı zamanda sesli, ünsüzlere de sessiz deniyor. Bu bilgiler hepimizin cebinde diye düşünüyorum. Daha sonrasında diyorum ki ben özellikle bugün için biraz daha ünlülerle bu kısımda. Ünlülerde arkadaşlar 8 tane harfimi farklı özelliklere göre nitelendiriyorum. Bu 8 harfimle önce bakalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü olarak toplam benim 8 tane harfim var. Bunları kalınlık, incelik, genişlik, darlık yazmayayım, dar olarak alalım. Geniş ve dar olarak aldım ya da düz ya da yuvarlak olmak üzere arkadaşlar ben bunlar hakkında yorum yapabileceğim. Öncelikle dersin başlangıcında bunu bir oturtmamız gerekiyor. Bir sonraki tabloda ben harfler için neler diyorum bir bakacağım. Şöyle bir tablom var. Şimdi ben harflerini nitelendirirken biraz önce bahsettiğim gibi kalın, ince, geniş, dar, düz, yuvarlak gibi farklı yorumlar yapabiliyorum. Öncelikle istiyorum ki mesela ben eğer A harfinden bahsediyorsam A'da yorum yapacaksam arkadaşlar diyorum ki kalınlık incelik olarak bu harf kalın, geniş bir harf, düz bir harf. Nasıl? Ben eğer bunların yorumunu yaparsam şu kalemimi alayım. Türkçedeki kalın ve ince harflerden bahsedecek olursam arkadaşlar. Kalın harflerim ne benim? Şurada gördüğünüz A, I, O ve U. İnce harflerim ise E ve bunların noktaları İ, Ö ve Ü. Yani kalın incelik bulması arkadaşlar son derece kolay. Daha sonrasında kalın inceyi hallettiysen dar ya da geniş olanlara bakalım. Şimdi darlarda genişlerde ise yapacağım arkadaşlar benim bir kalın harflere bakıyorum. Kalın harflerdeki benim genişlerim hangisi olabilir? Önce onu düşünüyorum. Yani birazcık kilolu bir şeyler bakacağım arkadaşlar. Geniş olacaklar. Genişi bulmak istiyorsam öncelikle yapacağım benim. Burada baktığım A ve O'yu görüyor muyum? Daha geniş, daha kilolu. O zaman A ve O kısmına buraya genişlerimi yazdım. Daha sonra ince kısmına geldim. Yine aynı çizgideki E'yi aldım ve Ö'yü aldım. Şişman olarak. Dolayısıyla benim genişlerim bunlar. Darlarım ise kalan gerisi. Zaten I, I kısmının ne kadar dar olduğu belli. I'larım I, U ve I, Ü benim arkadaşlar. Burada dar ünlülerim. Çok basit değil mi? Önce mantık olarak arkadaşlar kalınla inceyi kafanızda oturtuyorsunuz. Daha sonrasında buradan incelerden dar pardon geniş ve dar olarak bakacak olursam şişmanlar ve zayıflar olarak ayırabilirim. Normal hayatta kötü bir ayrım olsa da burada benim son derece işime yarıyor. Düzlerden ve yuvarlaklardan bahsedecek olursam da yuvarlaklar yine geniş mantığında düşüneceğim arkadaşlar biraz daha ve sonlara kalanlara bakacağım. Düz diyeyim, yuvarlak diyeyim. Şurada düzlerde ve yuvarlaklarda ise yapacağım arkadaşlar son derece basit. Önce A, I, O, Ü diye ayırmıştım ya ben bunları. Şu kısımdaki kısım yani A, I ve E, İ kısmım benim düz ünlülerim. Yuvarlaklar da farkında mısın yuvarlaklar nasıl? Biraz daha gövdeli, daha geniş olanları da var. Buradaki kalan kısmım ise şu kısmım benim arkadaşlar düz, şu kısmım ise yuvarlak. Bence son derece kolay. Birkaç pratik yaptığınızda arkadaşlar son derece kolay olduğunu göreceksiniz zaten. Şurada O, U yazdım. Ö, Ü yazmam gerekiyor.
Gene silgiye başvuracağım galiba bu konuyla alakalı. Şu kısmı sileyim. O, U diyeyim. O, U diyorum. Ö ve Ü olarak da bunları yazıyorum. Tamam mıyız? Bunları defterinize lütfen yazarken böyle geniş geniş arkadaşlar yorum yapar yapar gidersiniz. Şu beyaz kalemimi de değiştiriyorum. Daha sonrasında mesela A için yorum yapacak olursam diyorum ki ince ve kalınlık olarak kalın, geniş ve dar olarak geniş, düz ve yuvarlaklık olarak da düz bir harf şeklinde yorum yapabiliyorum ben burada. Şu kısım önemli, aklınızda olsun mutlaka arkadaşlar. Yorum yapabilmeniz için de bu tablo gerçekten iş gören bir tablo. Daha sonrasında büyük ünlü uyumuna geldim. Büyük ünlü uyumu önemli ama aklınızda nasıl kalacak biliyor musunuz? Her diyor ki Türkçe'de bir sözcüğün ilk hecesinin ünlüsü kalınsa o cümle, o kelime kalın. İlk hecesi ince ise de ince ile devam edecek. Yani benim kalın harflerim nelerdi arkadaşlar? A, değil mi? I, O ya da U'ydu kalın harflerim. Eğer kelimeye başladığınızda ilk hecede bunlar varsa devamındaki hecelerde de A, I, O ve U olsun diyor büyük ünlü uyumunda. Eğer ince başlamışsanız da yani E, İ, Ö ve Ü şeklinde başlamışsanız da mutlaka bu şekilde devam edin diyor diğer sözcüklere, pardon diğer hecelere. Geldim. Burada örneğini verdim size. Yaşlılar kısmında. İlkinde ya, ya'daki A ile başladım. Kalın. I'yı getirdim. Kalın. A ile devam ettim. Kalın. Yani büyük ünlü uyumuna uydum. Yazdırmak sözcüğüne geldim. Buradaki A kalın. I kalın. A kalın. Buraya geldim. Güneş sözcüğündeki Ü, Ü ince. Diğerlerine geldiğimde de hep ince olarak devam ettim. Büyük ünlü uyumu bu arkadaşlar. Geldim şimdi ses olaylarına. Zaten şimdi sizinle beraber 5 tane ses olayı göreceğiz. Benzeşme, yumuşama, daralma, türeme ve düşme olarak arkadaşlar. Kolay bir mantık, son derece basit şekilde işleyeceğiz. Şimdi ünsüz benzeşmesi bir diğer adıyla da ben buna sertleşme diyorum. Burada arkadaşlar fıstıkçı şahap olarak kulladık sizinle. Biten bir sözcükten sonra gelen. Şimdi benim kelimem fıstıkçı şahapla biten bir kelime olacak. Yani bu harflerden biri. Daha sonrasında ben ona C, D, G olarak bir ek getireceğim. Ve bunların dönüşmesini bekleyeceğim. Ç, T, K'ye. Karışık mı geldi? Örnekte bakalım. Ve bunun değişimlerinin arkadaşlar ekte meydana geldiğini unutmuyorsunuz. Değişim ekte meydana geliyor. Benzeşmedeki E aklınızda kalsın. Bir sonraki çünkü yumuşama karıştırabilirsiniz. Benzeşmede değişimim benim arkadaşlar ekte. Nasıl? Balıkçı örneğini vereyim ya da daha sınıf örneğini vereyim. Daha genel olsun. Kelimem sınıf. Hangi harfle bitmiş? F ile. Fıstıkçı şahapın F'siyle. Bundan sonra alacağım arkadaşlar da. Yani bulunma haleki. Değil mi? Bulunma halekini aldım. Normalde bu ek da de eki. Ama burada şu geldi. Ben burada F ile D'nin birleşmesinden buna ne diyorum arkadaşlar? Sınıf ta diyorum. Yani bunu ben T'ye dönüştürüyorum. Aynı örnek da için geçerli, dan için geçerli, gelmişti olarak geçerli mesela. Nereye yazacağımı karar veremedim. Gelmiş di dedim mesela. Bu ne normalde? Görülen geçmiş zaman. Ama buradaki fıstıkçı şaptaki şeyle bittiği için sonundaki di ben bunu neye çevirdim? Gelmiş ti şeklinde çevirdim. Aynısı cı, ci eki için de geçerli. Buradaki c kısmı ç'ye dönüştü. Buradaki k'den dolayı arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi bulması son derece kolay dediğim gibi. Buradaki gibi arkadaşlar. Devam eden diğer örnekte de kelimelerin kökünde değil ekinde bir değişim olursa buna benzeşme diyeceğiz. Geldim yumuşamaya. Buradaki kısım ise daha farklı. Ama bilmeniz gereken benzeşme ile en önemli farkı zaten bunun kökte bir değişim olması mutlaka. Sert ünsüzlerden şimdi neyle bitiyorum arkadaşlar? Ketçap olarak da kodlayabilirsiniz. Daha kolay bence. Hatta öyle yazalım.
kelimeyi ketçap olarak kodladım. Bununla biten kelimelerden sonra arkadaşlar gelen ünsüzler ya da ünlü bir harf gelecek. Nasıl ünlü bir harf gelecek? A gelecek, E gelecek, I gelecek. Bunlarla beraber gelen bir ek olursa eğer diyor. Bu B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşür. Özellikle arkadaşlar genelde yumuşak G'ye falan dönüşür. Aklınızda bulunsun. Buradaki yani ketçap kelimesinden sonra gelen benim bir ünlü harfim varsa eğer, ünlüyle başlayan bir ek olabilir bu. İn, in olur, a, e olur. Bu tarz şeylerim varsa benim harflerim değişecek. Nasıl? En bilinen örneğim kitap mesela. Kelimem kitap kelimesi. Kitaptaki arkadaşlar P, ketçaptaki P. Gördüm herkes. Daha sonrasında ben bunu diyeceğim ki onun kitabı. Aldım I'yı. Yani ünlü bir ek getirdim. O zaman ben buna diyeceğim ki artık o bunun kitabı. Buradaki B'ye dönüşme işlemini arkadaşlar kelimenin kökündeki değişime yumuşama diyorum. Aynı şey kalp için geçerli, umut için geçerli. Kelime umut. T ile bitmiş, ketçaptaki T ile bitmiş. U getirdim. Ünlü bir harf. Umudu şeklini alıyorum arkadaşlar bunun. Mutlaka buradaki D'yi buraya aldım. K'ler gözüme çarpıyor. Yumuşak G'ye dönmesi çok karşıma çıkar. Yaptık diyorum. Onun bana yaptıkları diyeceğim mesela. Ya da onun bana yaptığı diyeceğim. I getirdim. Buradaki K yaptığı şeklinde yumuşayacak. Tamam mıyız? Özellikle yumuşak G'li olan örnekleri sıklıkla karşınıza çıkar. Geldim. Ama özel olarak dikkat etmem gereken yerlere önemli. Her zaman yumuşama olur mu? Özel adlar yazılırken arkadaşlar yumuşama olmaz. Sen bunu konuşurken yaparsın. Dersin ki bu kitabı Burak A ver. Bunu söylerken diyorum ki kitabı Burak'a ver. Ama yazılışta asla ben bunu yumuşatmıyorum. Burak özel isim. Aynı şey şehir isimleri için geçerli, ülke isimleri için geçerli. Neye geliyorsam eğer buradaki bahsettiğim şey özel bir isimse arkadaşlar bunda yumuşama yapmıyorum. Aynı zamanda eğer bazı yabancı sözcükler yani Arapça olabilir, Farsça olabilir. Burada türeyen bazı sözcükleri de arkadaşlar ben burada yumuşama yapmıyorum. Özellikle karşınıza çıkar arkadaşlar hukuk, edebiyat gibi. Buradaki kelime mesela hukuk şeklinde olmuyor. Bu zaten Arapça bir kelime. Bu olduğunda arkadaşlar hata yapmış olursunuz. Buradaki kısım hukuku şeklinde. Evrak çok karşınıza çıkar. Evrakı şeklinde. Dikkati. Buradaki kelimeleri asla değiştirmiyorsunuz. Yanı d değil mesela, yanı t. Tamam mıyız? Yani buradaki kelimeler önemli, aklınızda bulsun. Defterinizde mutlaka bunları not edin arkadaşlar. Önemli kelimeler bunlar. Yazımı değişmiyor, yumuşamaya uğramıyor. Aynı şekilde kalıyor yabancı oldukları için. Geldim şimdi ünlü düşmesi. Sanırım herkes sever ünlü düşmesini. Burada ikinci hecesinde dar ünlü bulunan vesaire diyor ama siz bunun nasıl yapıldığını biliyorsunuz zaten. Ünlü harflerimden olan A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü ki harflerine ben kelimede düşüreceğim. Nasıl? Kelimem normalde karnı kelimesi ise, pardon karnı değil olmuş halini yazdım size. Karın bölgesi olarak geçtiğim karın olaraksa benim kelimem. Onun karnı ağrıyormuş dediğimde buraya geldiği ünlü harfi onu neye çeviriyor arkadaşlar? Onun karnı ağrıyormuşa çeviriyor. I'yı düşürdüm. Aynı şekilde burada zihin kelimesi mesela. Zihin olarak normalde kullanıyorum ama ekstra bir ünlü getireceğimde zihinli de diyeceğimde ne diyorum?
zihni. Yani buradaki i'yi düşürdüm. Burun kelimesi çok çıkıyor. Burun olarak kullanıyorum ama onun burnu büyük diyeceğim mesela. U'yu getirdim. Buraya direkt burun olarak alıyorum arkadaşlar. Şuradaki harflerimi düşürüyorum. Dolayısıyla buna da ünlü düşmesi deniyor. Şimdi burada kısa kısa dediğim gibi bilgilendirme yapıyorum. Sorular üzerinden de bakacağız çünkü. Ünsüz türemesi ne demek? Bazı sözcükler etmek olmakla birleşik fiil yaparsa eğer burada ünlü bir harf türüyor. Pardon, ünsüz bir harf türüyor arkadaşlar. Nasıl? Kelime meğer af etmek kelimesi ise burada ben bu kelimeyi affetmek gibi değil, affetmek şeklinde şuradaki f'yi türetiyorum. His kelimesi. His etmek normalde etmek olmak yardımcı eylemiyle yaptığım için hissetmek ise zannetmek, reddetmek, hallolmak. His im. Buradaki s'den sonra aldığım ünlü harf benim. Şuradaki ünlü harfler bunu türetiyor. Dolayısıyla ünsüz türemesine yol açıyor arkadaşlar. Geldim daralma. Yapması sanırım en kolaylarından biri. Kelimem benim. Geniş ünlüyle bitecek. Yani AE ile bitecek. Daha sonrasında your eki alacak. Your eki ne? Şimdiki zaman eki. Hemen not alalım. Şimdiki zaman eki ne? Yapıyor, ediyor, gidiyor. Şu anda yapıyor. Bu şimdiki zaman ekini alıyorsam eğer arkadaşlar ben bu harfi daraltıyorum. Nasıl? Yani diyorum ki kelimemin kökü izlemek olsun. O şimdi dizi izliyor mu diyorsunuz? Yoksa izliyor mu? Ya da seni burada bekliyorum. Normalde köküm ne? Beklemek. O seni bekliyor mu diyorsunuz? Bekliyor mu? Buradaki e'lerim i'ye dönüştü. Farkında mısın? Ünlülerim buradaki haliyle genişti. Şu anda daraldı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bilmiyor, istiyor, suçluyor. Mesela bu suçlamak ise suçluyor değil, suçluyor şeklini almam gerekiyor. O zaman buna da daralma diyorum arkadaşlar. Ulamayı da göstermek istedim size. Geçen bahsetmiştim, yarım kalmıştı. Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerle bir sözcüğün başındaki ünlülerin bağlanması. Size örnek olarak demiştim hatta. Sezen Aksu diye benim aklımda kalıyor. Bence çok pratik. Sezen Aksu diye aldığımda buradaki ünsüz harften sonra ünlü harfin gelmesi durumuna diyorum ben ulama. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Yani buraya baktım, seni kısmı ünlü olmaz. Bulmaktan önce. Oldu mu? Oldu. Aramak isterim. Aramak isterim. Ünsüz, ünlü gibi. Anlamak isterim. Şu kısım. Bunlar bitişik okunabiliyor. Bağlanarak okuyabiliyorum arkadaşlar. Bulmaktan önce diye buradayı N'de, N ile Ö'yü birleştirebiliyorum. Buna ulama deniyor. Ama şu çok önemli. Eğer aralarda bir noktalama işareti varsa arkadaşlar burada ulama olmaz. Yani ben beklemedim, o da gelmedi diyor ya burada. Özdemir Asaf'ın şiiri bu. Beklemedim kısmındaki M ve O arasında noktalama işareti olduğu için burada ulama yok. Ama şu kısımlarda hep ulama var. Yani çiçekler açtı kısmı yine aynı şekilde, sevmekten önce kısmı, bunların hepsi ulama. Şimdi beraber sorulara geçelim istiyorum. Kazanım soruları bunlar. Çok da güzel sorular. Beraber hızlı hızlı yapacağız. Buna göre dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bu bir vatan kalbinin attığı yerdir. Son hecesindeki dar ünlü bulunan iki heceli sözcükler diyor diyor. Bana ne istiyor biliyor musunuz?
ünlü düşmesi. Burada nasıl yapacağını söylemiş. Yolcu. Herhangi bir değişim var mı kelimede? Yok. Kalbinin. Normalde ne bu? Kalp kelimesi. Kalbini olarak almış. Ne olmuş bu? B'ye dönüşmüş. Ne olmuş? Kelimenin kökünde olduğu için yumuşama. Burada yığın kelimesi yıkmaktan türemiş. Buradaki K de yine yumuşak G'ye dönüşmüş. Yumuşama var. Ama devrin kelimesi aslında ne? Senin devirin demek istiyorum ben. Daha sonrasında buradaki i'yi düşürüyorum. Devrin olarak alıyorum. Dolayısıyla buradaki ikinci şıkkım benim arkadaşlar. Ünlü düşmesi var. Geldim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizilip fiillerden hangisine? Your eki getirilirse ünlü daralması meydana gelmez. Çok kolay bir soru. Burada zaten size farkındaysanız kazanımlarda hep tanımı yapıyor. Türkçede düz geniş ünlülerden A, E ile biten fiillere your eki getirildiğinde daralma olur diyor. Baktım. Beni okulun bahçesinde bekle. Beni okulun bahçesinde bekle dedim sana. Burada bekle kelimesine your getirdim. Ne oldu? Bekliyor. Yani buradaki e'yi dönüştürdün mü i'ye? Evet. Babaannenle dedeni sık sık ara. Arıyor. Ne oldu? Arıyor. I'yı dönüştürdüm. Yemekten sonra bir dilim tatlı ye. Yiyor mu diyorsun? Yiyor mu diyorsun? Daralttın. Akşam yemeği için çorba yap dedim. Yapıyor mu diyorsun? Ne diyorsun? Yapıyor şeklinde yapıyorsun. Ama herhangi bir daraltma yaptın mı? Yapmadın. Buradaki E'yi daralttın. A'yı, E'yi daralttın. Ama buradaki I'yi ekledin sadece. Burada ünlü türettin. Ama şuradaki kısımdaki bir değişim olmadı. Dolayısıyla burada arkadaşlar daralma yok. Geldim çok güzel bir soru. Şehir sözcüğünü oluşturan kutular. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen iyi kutusunun sözcükten atılması gerekir. Yani ne yapması gerekir? Ünlü düşmesi. Deneyelim. Şehir kelimesine. Şehirler. Değişti mi? Yok. Şehirde. Değişti mi? Hayır. Şehirdir. Devam. Hiçbir şey değişmedi. Ama eğer ünlü ile başlayan bir harf alırsam şehir diyeceğim. Şehirim. Bunu nasıl alırım? Şehrim şeklinde alırım. Yani buradaki i'yi düşürürüm ben arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabım bu. Anladık mı? Şehir kelimesine ek getirdim. Ler dedim. Dir dedim. De dedim. Bunlarla bir değişim olmadı. İm getirdiğimde ünlü düşmesi meydana getirdim. Bu açıklamaya göre kitap sözcüğü aşağıdakilerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir. PCTK, ketçapla biten bir sözcük. Kitap, P'yi buldum. Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi olur diyor. Herhangi bir ünlü gelirse yanına. Geldim buraya. Kitap kelimem. Kitaptan. Kitapcı. Pardon, kitapçı. Kitaplık. Kitapın mı? Ne? Kitapın mı? Değil. Ne bu? Kitabın. Ünlüyle başlayan bir ek istiyor zaten benden. Dolayısıyla I bir ünlü olduğu için buradan buldum. Sorular çok kolay bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Börek kelimesini örnek vermiş bana. Börek demiş. Ünlü harf almış. İ. Böreği şeklinde yumuşatmışım burada örnekte. Dolayısıyla cevabım arkadaşlar C olarak buldum. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya
örnek olmaz diyor. Sertünsüzler, süreksiz sertünsüzler, ketçap ile biten bir sözcük. Ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşaması meydana gelmez diyor. Mesela bazı durumlarda. Örneğin tip sözcüğü inek getirildiğinde tip kelimesi P sesiyle B'ye dönüşmez. Bakalım hangisine örnek olmaz. Buradaki benim kelimem kat kelimesi. I'yı getirmişim. Değişim olmuş mu katı olarak? Olmamış. İçim kelimesi. İç kelimesine i'yi getirmişim. Değişim olmuş mu? Olmamış. Bu kadar yükü tek başına taşıyamazsın demişim. Yük kısmındaki k'yi ü getirmişim. Değişim olmuş mu? Hayır. Öğrencilerin çoğu sergi salonuna gelecek. Buradaki köküm aslında ne arkadaşlar benim? Çok kelimesi. Burada u ekini almışım. Demişim ki buna çoğu. Yani buradaki kısım ketçapla bitmiş ama yumuşak g'ye dönüşmüş. Yani bunlardan biri değil. Burada ne var aslında? Bunlardan hiçbirinde ünsüz yumuşaması yok. Yok. Ünsüz yumuşaması var. Değil mi? Herkes aynı fikirde. Cevabım Adana. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinde c ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez diyor. Türkçede sert ünsüzlerden fıstıkçı şahap ile biten bir sözcüğe b, c, d, g yumuşak ünsüzleri ile başlayan bir ek getirildiğinde yani bana burada ne yapmış arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi tanımı yapmış. Şimdi bakalım ünsüz benzeşmesi oluyor mu? Deneyelim. Diyelim ki büyük ç, sakin c, rahat ça, yavaş ça. Hangisinde bir değişim meydana gelmedi? Çok kolay değil mi bulması? Yani bunların hepsine sadece ek getirdim. Büyük ç, sakin c, rahat ça, yavaş ça. Normalde ekim ne benim aslında? Ca, c eşitlik eki. Bunların hepsi değişimi, ünsüz benzeşmesi meydana getirmiş. Burada ise benzeşme meydana gelmemiş. Cevabım Ceyhan. Geldim bir diğerine. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olmaz demiş. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında etmek, olmak fiilleriyle birleştirdiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden türer diyor. Buna da ünsüz türemesi denir. Biraz önce anlattım. Reddetmek. Red etmek dedim. Türettim reddetmek. Doğru. Affına dedim. Af kelimesine ı ünlüsünü getirdim. F'yi türettim. Doğru. Gurbet hissini yaşamayan bilmez dedim. His kelimesine İyi getirdim. Hissi şeklinde türettim. Doğru. Ama bankanın önünde en az 50 kişi var dedim. Buradaki 50 sayı anlamında herhangi bir şey ek değil. Dolayısıyla cevabım burada arkadaşlar. Ceyhan. Buldum, işaretledim. Çok kolay bir soru. Bu dizelerdeki yer alan ses olayları nedir diyor. Topraktan olarak vermiş bana. Kelime topraktan arkadaşlar. Kelimem toprak. Almışım ekte bir değişim olmuş. Danmış normalde. Tan olmuş. Ekteki değişime ne diyorum ben? Benzeşme. Daha sonrasında omzunda demiş. Kelimem normalde ne benim? Omuz. Omuz kelimesine u gelmiş. Ne olmuş onun? Omzunda olmuş. Yani ne olmuş? Ünlü düşmüş. Şuraya da ünsüz yazalım. Dolayısıyla cevabım ne oluyor böyle? Adana şıkkını hemen buldum. Bu parçada, bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlış? Sorardım sırrını hiç düşünmeden. Sır kelimesine ı getirmişim. Sırrı yapmışım. Yapamadım. Sır kelimesine ı getirmişim. Sırrı şeklinde türetmişim bunu. Yani burada ne olmuş? Bir türeme var.
Ünsüz türemesi. Doğru mu? Doğru. Gönlümün sevinci. Gönlüm demişim. Yani kelimem ne? Gönül. Gönülü. Gönlüm şeklini almışım arkadaşlar. Şuradaki ü'yü ne yapmışım? Düşürmüşüm. Doğru. Sevinci. Normalde kelimem ne benim arkadaşlar? Sevinç. Ç. Ç. İ'yi almışım. Sevinci şeklinde bunu C'ye dönüştürmüşüm. Yumuşama var. Ama değişen kelimesinde arkadaşlar ünsüz benzeşmesi tabii ki yok. Cevabım Denizli. Nasıl gidiyor, anlıyor muyuz? Devam. Bu dizelerde numaralandırmış sözcüklerde yer alan ses olayı. Yine çok basit. Kars'tan kısmında ekte bir değişim var. Kars'dan. Tan olmuş. Ne bu? Benzeşme. Hemen buldum. Direkt arkadaşlar burada zaten şıklardan da eriyerek gidebilirsiniz. Çok kolay olur. Yiğidini diyor. Kelimem yiğit kelimesi. İ ünlüsü getirmişim. T'yi N'ye dönüştürmüşüm. D'ye dönüştürmüşüm. Kelimenin kendisinde bir değişim yapmışım. Dolayısıyla burada da yumuşama var. Bunları karıştırıyorsak dediğim gibi benzeşmenin her zaman ekte. Yumuşamanın ise kökte olduğunu unutmazsanız bulması daha kolay. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi vardır diyor. İki tane harf türeteceğim. Sabahçı diyor. Burada ne var? Benzeşme. Hakkında. Şimdi. Hak ne? Hakkı. Hakkı şeklinde ben bunu türetirsem arkadaşlar burada ne vardır? Türeme. Ama diğerlerine de bakalım. Saatte diyor. Burada saat kısmı aslında saatte. Saatte'ye dönüşürse bu ne biliyor musunuz? Ekte bir değişim olduğu için benzeşme. Ama ağacın kelimesindeki kelime maç. I getirdim, bunu C'ye dönüştürdüm. Burada da arkadaşlar yumuşama var. Dolayısıyla cevabım türemeyi arıyordum. Bursa şeklinde buldum. Son sorum, hemen bakıyorum. Altı çizili sözcüklerden hangisinde ses olayı yoktur diyor yay ayraçlı arasında. Affetmek büyüklüktür demek aklına gelmedi mi? Kelimem akıl. I'yı aldım, akıllı şeklinde aldım, ünlü düşmesi. Bu yıl kuşlar göçmüyormuş, ünlü daralması nerede? Göçmek kelimesinde. Normalde bu göçmüyor, değil mi? Buradaki kısım göçme kelimesi, ü'ye dönüşmüş. Dolayısıyla bir daralma var. Seçgin kelimesi, seç ve gin kelimelerinin harflerinin birleşmesinden dolayısıyla benzeşme var. Ama korkusuzca kısmında arkadaşlar herhangi bir yumuşama yok. Cevabım o yüzden Denizli. Bu şekilde arkadaşlar sonuna geldik videomuzun. İstiyorsanız buraya kadar arkadaşlar dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı, her türlü konuyla alakalı sorularınızı mutlaka bekliyorum sizden. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.